Evet değerli dostlar tekrar merhabalar. Bu kısa videomuzun konu koza altın olacak. Daha önce de güzel bir destek dönüşünü yakalamıştık. Bir direnç hedefimiz vardı. Geldi oraya dayandı. Şimdi son durum nedir? Şöyle bir fiyat güncellemesi, grafik güncellemesi daha doğrusu yapalım sizlerle beraber. Yine standart yasal uyarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Tamamen teknik doneler, teknik oluşumlar eşliğinde bu analiz çalışmamızı yapıyoruz. Şimdi değerli dostlar. Daha önce bir nokta vardı, hatırlar mısınız? Tepe noktalarını bulup daha sonra bunun paralelini şöyle alta çizip şu iki noktayı uzatınca şuradan bir dönüş olabileceğini sizlere vurgulamıştık arkadaşlar. Yani 20 bandına yukarı yönlü bir hareketin gelebileceğini ve bu hareketin ilk etapta sarı banda kadar uzanacağını ki burada bir boşluk da oluştuğunu, bu boşluğu doldurmaya geleceğini söylemiştik ve buraya kadar geldik. Şimdi yeni bir e, görüntü, yeni bir analiz ne olabilir? Bizi neler bekleyebilir? Onu değerlendirelim. Değerli dostlar, fiyat etiketimizi şöyle alacağız. Bakınız buraya. Burası oldukça önemli bir nokta. Şu, bakınız 23, 45, 23, 50 bantlar. Bakın şu kalın çizgimiz. Şimdi burası oldukça önemli arkadaşlar. Bakınız burada çalışan bir konumu var. Yine burada bakınız bir temas var. 2. Bakınız 3 temas arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Şimdi burada bizi iki senaryo bekliyor koz altında. Birincisi arkadaşlar. Ya yani beklentimiz yön yukarı. Onu söyleyelim öncelikli olarak öncelikli olarak. Yani normalde beklentimiz bizim burada arkadaşlar. Şu şekilde bir katlamanın bakın bu şekilde bir katlamanın olması yönündedir bakınız. Yani şöyle yukarı yönlü bir hareket beklentimiz var. Ama velakin bu hareketin oluşabilmesi adına bizim için iki tane şartımız var. Birincisi arkadaşlar direkt burayı kırar. 23 50'lik 44'lük kısmı kırar. Direkt bu şekilde bu yolculuğunu devam ettirebilir. Birinci tablo, birinci senaryo bu. İkincisi bu sarı banttan bakınız bu çizmiş olduğumuz banttan redleri yiyip şöyle ufak bir geri çekilme bir ikili dip yapıp yine bu şekilde de yolculuğunu sürdürebilir. Her halükarda yönün yukarı olduğunu eğer geri çekilmeler olursa bunun bir fırsat olacağını Kırılım gelirse de hızlı bir şekilde yolculuğuna devam edeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz tren takibimiz de var. Burada bakınız daha önce yine tren takibine baktığımız zaman bakınız şuradan bakınız yeşil bir şekilde yukarı doğru gidiyoruz arkadaşlar. Trend burada bozuluyor. Teknik sat bir düşüş ve tekrar burada bakınız rengimizin artık kırmızıdan yeşile döndüğünü görmekteyiz. Trend günümüz yine yukarı yönlü dönmüş durumda. Diğer noktamız nedir arkadaşlar? Düşen kırılımının gelmiş olması tabii ki burada. Yani bu düşen kırılımının gelmiş olması bizim için en önemli aktördür. Yani buradaki çizim değerlendirme içerisinde en önemli nokta buradaki düşen kırılımının gelmiş olması arkadaşlar. Evet tablomuz bu arkadaşlar. 23.45, 23 50 bu bantlarda bir direncimiz var. Kırdık, kırdık. Burayı kırdığımızdan hızlı bir şekilde yol alabiliriz arkadaşlar. İndikatörlere bakalım. Hemen indikatörler normalizitmek alımda. Evet, klasik MACD indikatörümüz alımda. RSI'ye bakıyoruz arkadaşlar. Yine oldukça pozitif bir görüntünün olduğunu söyleyebiliriz. RSI'de da herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şu kısma dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. RSI'de bizim bakın şöyle bir direnç noktamız oluşacak gibi şurada. Yani bu da bizi bir müddet daha yukarı doğru, doğru gideceğimizin göstergesidir aslında. Yani biraz daha yukarı doğru gideceğiz anlamı çıkar buradan. Yani orayı kırarsa devam, red yerse biraz düzeltme olabilir. Diğer indikatörler hacim. Evet, hacmi de görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça yüksek bir hacim var. Görüyorsunuz son dönemde. Bu anlamda da pozitif bir tablodan bahsedebiliriz değerli dostlar. Oldukça olumlu bir görüntü var değerli dostlar. E, kozal hissesinde. Dilerseniz kozalın bir e, logaritmik ve de dolar bazlı görüntüsüne de bakalım sizlerle beraber. Koza altın işletmeleri hemen 3 günlük grafiğini açıyoruz. Değerli dostlar 3 günlük grafikte koza altın güzel bir dönüş gerçekleştiriyor. E, oldukça olumlu bir tablo düşen kırılım gelmiş olması. Şimdi dolar bazlı grafiğine bakıyoruz. Koza altının. Evet dolar bazlı grafik neler söylüyor bize. Evet. Değerli dostlar dolar bazlı grafiğine baktığımız zaman şöyle uzun soluklu bir tabloya baktığımız zaman bizim öyle bir yerden döndüğümüz gözüküyor ki arkadaşlar öyle bir noktadan dönüyoruz ki biz aslında burası gerçekten bir fırsat gerçekten bakınız şöyle bakın arkadaşlar olaya her zaman diyoruz ya geçmiş geleceğin artık yön tayinindeki en önemli unsurdur. Geçmiş e, tepeler, dipler, formasyonlar oluşumlar gelecek için bize aslında yol gösterdiler. Bakınız geçmişteki bu satıcılı kitle burada alıcı kitlesi haline gelebilir. Oldukça hassas bir noktadan dönüyoruz dolar bazlı. Baktığınız zaman tarihi zirvenin 1.03 bandının bizim için bir desteğe dönüştüğünü de söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu açıdan da oldukça olumlu bir tablonun hakim olduğunu görmekteyiz Kozal hissesinde. Yine indikatörlerde de yukarı yönlü bir kıpırdanmanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Kozal'ın tablosu bu. Peki değerli dostlar, Kozal XU100 diyelim. Endekse göre tablosu nedir? Yani Kozal endeks kıyaslaması yaptığımız zaman Kozal'ın endekse göre durumu nedir? Ona bakalım şimdi hızlı bir şekilde. Evet, Kozal endeks grafiğinde değerli dostlar. Şuradan bir dönüş alacak olur isek. Bakın şu tablo aslında bizim için önemli. Yani nerede durmamız gerektiğini ne gösteriyor? Kozal endeks grafiğinde bakın arkadaşlar. Tam böyle direnç pardon destek direnç direnç şeklinde devam eden bir çizginin uzantısı. Şu anda buralarda destek olarak alınabilir. Evet destek olarak alınabilir. Oldukça güzel. Evet. Koza kal arkadaşlar sizler düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Beklentilerinizi yazabilirsiniz. Koza altın sizce buradaki direnci geçebilecek mi? 23.44'lerdeki bu direnç aşılabilecek mi arkadaşlar? Hep beraber burayı göreceğiz. Ortalama bu bantlarda bir direncimiz var. Bakalım nedenli aşacağız burayı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni, yorumları ihmal etmeyelim. Katıl butonumuz aktiftir. Katıla dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilirsiniz. Yine videonun altında Binance referans kimliğimi kullanarak %10 komisyon indirimiyle 7-24 kripto para işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hem spot'tan hem de futures kısmından işlemlerinizi yapabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.